Merhaba Nurcan Hanım. Merhabalar Sefa Bey, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Buyurun lütfen. Çok şükür iyiyiz. Bugünkü konumuz siz olun istedik. Duyduk bayağı bir, özellikle Fatih Mahallesi'ndeki oturanlardan, Kütahya'nın değişik yerlerinden. Evet. Daha önceki ödül töreninden de zaten dikkatimi, nazarımı çektiniz. Biraz sizin hakkınızda araştırma yaptım. Sağ olasınız. Dün kitabınızı verdiniz. Teşekkür imzaladınız. Kitabı belki Instagram'ı takip etmeyip bu videoyu izleyenler olur. Nurcan Hanım'ın bir tane kitabı var. Diyanet'te satılıyor. Nurcan Duygu Hayatımdaki İnsanlar diye. Çok güzel bir kitap. Gerçekten harika bir kitap. İncecik de bir kitap zaten. Kahve arasında okunabilecek bir kitap. Mutlaka tavsiye ederim. Hatta ki başlayınca elinden bırakamayacak, sürükleyen hikayeler var orada. Gerçek hikayeler, yaşanmış hikayeler var. Evet, evet. Ben birazını okudum. Dün aldım. İşte işteydim, pek fırsatını bulamadım ama evet. Daha ilk sayfadan insanı alıp götürüyor yani. Benim dikkatimi çeken şu. Ben küçüklüğümden beri bizim gözümüzde bir muhtar profili vardır. Evet. Siz bayağı bu muhtar profilini milletvekili profiline çıkarmışsınız. Milletvekili makamının yaptığı bütün gayreti siz bir muhtar olarak, muhtarım ben muhtar olarak bu kadarını yaparım dememişsiniz. Kütahya'ya bir sürü hizmetiniz olmuş. Zaten birçok insanın haberi vardır. Fatih Mahallesi'nin nüfusu nedir, kaçtır? Yaklaşık 11 bin. 11 bin. Zaten her biri birine duyursa bir sürü insanın haberi var ama bilmeyenler için ve yaptıklarınızın da bir şekilde bizim kanalımız açısından takdir edilmesi gerektiği için en azından biz öyle düşünüyoruz. Teşekkür ederim. Dedik ki size bir video çekelim. O zaman tanımayanlar başlayalım. İçin Nurcan Hanım kimdir? Kısaca tanıyalım sizi. Nurcan Duygu kimdir? Şimdi aslında sıradan sen ya da bir başkası gibi alelade bir kadın. Ama onun yanında en iyi anne olmaya çalışan kadın, en iyi eş olmaya çalışan kadın. Ya da hani Atatürk'ün bir sözü vardır, vatanını en çok seven işini en iyi yapan. İşte ben de vatanımı çok sevdiğim için işimi en iyi yapmaya çalışan bir kadın. Profili çiziyorum açıkçası. Onun yanında formasyon alıp çocuklara, öğrencilere ders verdiğim noktalar olmuştu. Bunlar da sadece bir hizmet maksatlı. Hiçbir gelirini, maddi olarak gelirini hiçbir zaman düşünmediğim için zaten belki de bu başarıyı elde ettim. Peki öğrenim durumunuz nedir? Öğrenim hayatınız, kariyeriniz? Öğrenimde şöyle, ilkokuldan sonra ortaokul, sonra lise. Liseden sonra okuma hevesim hiçbir zaman bitmedi. Evlendim. Biraz erken evlendim. 20 yaşında evlendim ama iyi ki de evlenmişim. Açıkçası çok iyi bir insanla karşılaştım. Belki de bu güzel çalışmaların sebebi destekçim olan eşim. Evet, duydum. Eşiniz çok destekliyormuş. Allah razı olsun ondan. Herkes yüreğin ekmeğini yiyor derler ya, işte biraz da belki de odur. Karşılıklı olarak tabii ki bu sevgi, saygı, muhabbet ya da dayanışma diyeyim. Şöyle çocuklarım okula giderken onların hep kitaplarını, yeni kitaplarını şöyle bir çevirirdim. O sayfanın kokusunu hissederdim yani. Hiçbir zaman kitaptan kopmadım. Eşim askere gidince o arada ona şunu söyledim. Ben üniversite okuyacağım. Sonra oturduk konuştuk, tamam üniversiteye gideceğiz ama çocukları da ihmal etmek istemiyorum. Evimi de ihmal etmek istemiyorum. Çünkü benim ilk kuralım aile. Her ne olursa olsun bir 6:30'da o yemekte herkes buluşulacak. Ondan sonra evimin düzeni ilk, her ne olursa olsun evimin düzeni önce gelir benim. Sonra açık öğretime başladım. Kamu yönetimine. Onu da puanlarım falan çok yüksekti. Çok güzel bir şekilde açık öğretimi bitirdim. Evet. Ama bana yetmedi. Oğlum liseye giderken ben de yüksek lisansa başladım.
Dumlupınar Üniversitesi'ne. Biraz zor oldu akşamları gidip gelmek ama sonuçta kitaplarımı da şöyle göğsüme bastıra bastıra gidişimi ne ben unutuyorum ne bölüm şeflerim unutuyor açıkçası. Onlar da diyorlardı ki Nurcan Hanım biz bu tabloyu çok özledik kitapları böyle bir göğüse bastırma hesabına. Çünkü eğer ki bir iş yapıyorsan evliysen evliliğin tadını çıkartman lazım. Anneysen anneliğin tadını çıkartman lazım. Eşsen eşliğin tadını çıkartman lazım. Eğer ki okuyorsan, öğrenciysen öğrenciliğin tadını çıkartman lazım. O anın kıymetini bilmek lazım. Yani ben bunun sonuna kadar katılıyorum. Ben burada muhtarım, muhtarlığın da tadını çıkartıyorum. Yani sadece burada masada oturmak bana göre bir şey değil. Nurcan Hanım, şimdi üniversiteyi okudunuz. Belli bir eğitim seviyesine geldiniz. O anda yapmak istediğiniz meslek ya da bir idealiniz neydi ve muhtarlık serüveni nasıl başladı sizin için? Aslında ben muhtar olmuştum. Muhtarlıkta üniversite okudum, yüksek lisansımı üniversite. Şimdi şöyle düşündüm. Eğer ki bir meslek yapıyorsan hem alaylı hem mektepli olmak gerekiyor diye düşündüm. Yüksek lisansımı başladığım zaman kamu yönetimiyle, yerel yönetimleri de kapsıyor, siyaseti kapsıyor. Evet. Benim şu an içinde bulunduğum durumun hepsini kapsıyor açıkçası. Sonra dedim ki Nurcan sen nesin? Bir muhtarsın. O yüzden muhtarla ilgili bilgilerin artması gerekiyor. Yüksek lisans tezimi de muhtarlık üzerine yaptım. Geçmişten günümüze muhtarlık ve Kütahya örneği araştırmalarım bu yöndeydi. Güzel bir araştırma oldu. Tezimizi verdik. Hem kendim bilgilenmiş oldum hem bana bir konu hakkında gelen arkadaşlarımıza destek vermek babında benim için inanılmaz bir tecrübe oldu. Çok güzel düşünmüşsünüz. Tezi çok şaşırdım. Yani tezi yazmış olmanızı. Evet. Biz böyle çok donanımlı muhtarlara pek alışık değiliz. Türkiye'de zaten muhtarlık üzerine tezi yazan ilk muhtar benim. Kütahya o yüzden Fatih Mahallesi şanslı diyebilirim. Kesinlikle. Bir de mahalleli tarafından ben çekim yapmadan önce birkaç böyle mahalleyi gezdim, sizi sordum. Şöyle bir şeyi vurguladılar. Mahallenin özellikle kadınlarını sarıp sarmaladığınızı, evet, kadınlara sahip çıktığınızı, sürekli onları kontrol ettiğinizi, sıkıntılı olan varsa sıkıntılarını giderdiğinizi, sürekli böyle olumlu eleştiri, gerçekten takdir edilesi, çok şahane bir insansınız. Bunu çekim teşekkür yaptığım ederim için söylemiyorum. Zaten böyle düşündüğüm için bu çekimi gerçekleştiriyoruz. Peki, şimdi ben zaten sizi araştırdığım için biliyorum da, televizyon programlarına katılmışsınız. Evet. Çok aslında muhtarlık olarak örnek gösterilen bir insan olduğunuz için sürekli olarak programlara çağrılıyorsunuz. Evet. Bunlardan bahsedin biraz. Şimdi önce mahalleme gelelim. Mahallemin ben nasıl bir kızıysam, ablasıysam, onlar da benim annem, onlar da benim kardeşlerim. Mahalledeki hanımlardan, kadınlardan bahsediyorum. Bir aile olduk biz mahalleyle. Zaten aile olduğumuz için bu kadar güzel çalışmalar yapabiliyoruz. Şimdi bazı sıkıntılı aileler var. Kadınlarımızın da zor durumda olduğu dönem dönem ortaya çıkıyor. Onlara da destek olmaya çalışıyorum. Sadece kendi mahallemden değil, diğer mahallelerden gelen kadınlarımıza da destek oluyoruz. Çünkü aile sosyal politikaları benim mahallemde olduğu için her konuda sığınma evinden çıkan kadın olsun veyahut da herhangi bir şekilde bilgiye ihtiyacı olan, yola yol göstermeye ihtiyacı olan her kadının yanında olmaya elimden geldiği kadar çalıştım açıkçası. O yüzden hani bana necilik yapmıyorum ben. Empati yaparaktan çözüm üretmeye çalıştığım için o yüzden başarılıyım. Bir başarı varsa sevmeyenlere soracağız ki negatif onlardan da eleştirileri alacağız. Daha yükseleceğiz. Daha güzel merdivenleri çıkacağız. Şimdi sevilmek güzel elbette. Sevmeyen ya da insanlar olabilir. O yüzden onların da fikirlerini ben seve seve alıyorum. Ne yapılması gerektiğini sonuca güzel bir şekilde ilerliyoruz, gidiyoruz yani. Dostlar, bizim Nurcan Hanım'a küçük bir sürprizimiz var. Tabii ki yaptıklarının ve yapacaklarının illaki karşılığı olmaz ama en azından Gezdikçe Bilelim YouTube kanalı tarafından takdir edildiğinin bir nişanesi olarak.
Nurcan Hanım'a başarı plaketi vermek istiyoruz. Çok teşekkür ederim. İnsanın emeklerinin karşılığını alması çok güzel bir duygu. Bu yüzden size teşekkür ediyorum. Sizin de başarılarınızın devamını diliyorum. Bu benim için özel ve güzel bir hediye oldu. Evet, yaptığınız çalışmalarla belli basamakları o kadar hızlı çıkıyorsunuz ki. Evet. Tabii ki birilerinin nazarını çekiyorsunuz. Tabii tabii. Kötü eleştirilerine tabii ki maruz kalıyorsunuz. Mutlaka. Sonuçta siz burada oturup klasik birkaç bir şeyi imzalayan, gelene cevap veren bir insan da olabilirdiniz. Ama siz bunu seçmediniz. Evet. Bu arada Nurcan Hanım'ın benim en çok takdir ettiğim iki tane görevi süresince yaptığı hizmet var. Bir tanesi neydi? Güçlü Kadınlar, Güçlü Kadınlar Derneği. İkincisi evet. de buranın altında birazdan beraber ineceğiz. Kadınlar içindi değil mi aşağısı? Fatih Mahallesi Kültür Evi yaptırdık orada. Evet, Kültür Evi yaptırdı. Evet. Sonra 2015'te Güçlü Kadınlar Derneği'ni kurduk arkadaşlarımızla beraber. Daha fazla kişiye hitap ettik ve onlara destek olduk diyelim. Her konuda ihtiyaç sahibinin tutun bir çocuğunun mamasından bir tülüne bir eğitimine kadar. Hepsine destek vermeye çalıştık. Sonra yetti mi? Bu da yetmedi. Sonra dedik ki işte biz bir yer açalım. Kültür evi olsun. Orada çocuklar gelsin satranç oynasın. Orada bir müzik köşemiz olsun. Evet. Sonrasında bir de kütüphane yaptık oraya işte. Güzel de bir Amerikan mutfağı yaptık. Arz eden orada gelsin çayını içsin. Vallahi, bilgilensin. Çok güzel olmuş. İsterseniz gelin oraya geçelim. Hay hay. Hem görmeyenler de görsün. Tamamdır. Buyurun. Fatih Mahallesi Muhtarlığı'nın hemen altı. Nurcan Hanım, tam olarak buranın yapılış amacı nedir? Fatih Mahallesi Kültür Evi'ni biz şu amaçla yaptık. Aslında şu camım her şeyi anlatıyor. Burada bir çocukların oynayacağı satranç alanı olsun, bir kitap okunacak alanı olsun, bir kahve içilecek yer olsun, bir müzik köşesi olsun. Fatih Mahallemizin çocukları, gençleri, hanımları, hatta ki belli bir yaşın üstündeki beyler bile buraya gelip burada faydalansınlar istedik. Güzel vakit geçirsinler istiyorum. Tek istediğim şey bu. Burada birlik beraberlik sağlansın istedim. O yüzden güzel de bir ortam oluştu. Buna tabii belediyemiz de destek verdi. Bizlerin düşüncesiyle birleşip harika bir yere dönüştü. Bense mahallesini sarıp sarmalayan dediğimde lafta kalmadığını gördünüz. Gelin gezelim nasıl bir yermiş. Buyurun. Vallahi çok şahane olmuş Nurcan Hanım. Gerçekten çok efsane yapmışsınız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ya burada satrançları görüyorum. Evet. Çocukların zihinsel gelişimini de düşünmüşüz. Tabii bir tek çocuklar için değil, satranç hepimiz elbette, için ama elbette. Çocuklar daha fazla dikkat ediyor sanki. Daha fazla merak duyuyor bu satranç olayına. Evet, onların zihinsel gelişimi için de çok önemli. Hatta burada güzel vakit geçirsinler istiyorum. Oldu da çocuk geldi diyor ki işte muhtar abla ben satranç bilmiyorum. Öyle mi? Hemen o zaman buradan öğrenebilirsin. Çünkü bizde çözüm çok fazla. Açıkçası. Satranç bilmiyorum dersen de bahanen yok. Yok yani. Evet, öğrenmen lazım. Burada da kitaplarımızı okumaya gelen hanımlar oluyor. Bazen yarıda kalıyor kitapları ya da evine götürmek istiyorlar. Onların bütün kitaplarımızı buraya bilgilerini depoladık. Ne zaman almış? Bir hafta sonra mı getirecek? 15 gün sonra mı getirecek diye. Bir hem, kütüphanecilik hem, de var tabii yani. Tabii ki. Hem kitap kaybımızı önlemiş olduk. Hem de böyle güzel bir düzenli bir çalışma olmuş oldu açıkçası. Şu sehpa benim çok hoşuma gitti. Evet. Gerçekten böyle şıkır şıkır bir sehpa olmuş. Aslında üstündeki taşlar da çok şey. Yine mahalle sakinimin desteğiyle yapılmış bir bunlar da
aparatlar diyeyim size. Şimdi atılı vaziyette bir sehpamız vardı. Siyah yapışkan kağıtlar aldık. Mahalle sakini ve ben hayal ettiğimi söyledim. Sağ olsun o da böyle bir sehpa çıkarttı. Birimizin düşüncesi diğerimizin maharetli elleri böyle sehpamızı ortaya çıkartmış oldu. Şu duvarlara baktığımızda evet, şurası evet. Tam bir televizyon programı yapılacak bir ofise dönüşmüş. Evet, evet. Nurcan Hanım bir de duvarda bir tablo dikkatimi çekti. Evet. Bunun hikayesi nedir? Evet, tabloyu da formasyon aldığımda üniversitede bir değerli bir hocam vardı İrfan Bey. Sağ olsun o kitaplarla beraber buraya renk katsın diye böyle bir güzel bir tablomuzu bize hediye etti. Bir de burada kurslar verilecek diye evet, duydum. Evet, evet, evet. Onun olayı nedir? Şimdi benim mahallemin çok güzel, değerli 3 tane okulu var. Basım Gündüz İlköğretimi, Fatih Ortaokulu, Ali Güral Lisesi. Bu liselerden de değerli öğretmenleri ve yöneticileri bana çok güzel destek oluyorlar. Çünkü çocuklar hepimizin çocukları. Burada çocuklara müzik kursu vereceğiz. Ali Güral Lisesi'ndeki müzik öğretmenim destek verecek buraya. Sonrasında burada taş boyama kurslarımız olacak. Biraz hanımların çok dikkatini çekiyor bu. Özellikle ev aksesuarlarını, böyle evi süsleme konusunda taş boyama kurslarımız. Onun üzerine güzel yazı, kaligrafi kurslarımız olacak. Buna da şu an talepler var. Kasım'ın ikinci haftası Allah ömür verirse bu kurslarımız da başlayacak. Yine aynı kütüphanedeki gibi biraz böyle bilgilendirici küçük notlar olsun istedik. Arşivleme çok, de yapılmış. Yani evet onların hepsini açıkçası numaralandırdık. Çocuk kitaplarımız var. Geçmişten günümüze olan kitaplar var. Bunlar hatta bizler doğmadan 1950'lerde basılmış olan birçoğu Türk filmi olmuş kitaplarımız var. Onları belli bir yaşın üstünde hanımlar çok güzel okuyorlar, takip ediyorlar onlar. Tabii ki geçmişi hatırlatmak benim hoşuma gidiyor. Mesela Cinali'lerimiz var. Şu anki çocuklarımızı... Cinali'yi hatırlıyorlar yani... mıdır bilmiyorum ama yani Cinali'siz biz büyümedik. Evet ama şimdiki çocuklarımızın çok dikkatini çekiyor o kitaplar. Biraz da geçmişi hatırlatmak lazım. Bu arada Kütahya'mızın sembolü vazomuzda kütüphane rafındaki yerini almış. Çok da güzel bir vazoymuş. Evet. Nurcan Hanım bunu yaptırdınız mı yoksa gelenlerden birisi mi hediye etti? Evet. Zaten Çin'imiz olmazsa olmazımız bizim biliyorsunuz. Bunlar bana takdim edilen hediyeler. Hepsini ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel olmuş. Bir de şurada şunları görüyorum. Tebrik etmeye gelenler de olmuş. Onlar mahalle sakinlerim benim. Mahallecik bir bütünleşmenin olduğunu daha iyi görüyoruz. Bu çiçek bayağı güzel yakışmış buraya. Buraya bir botanik bahçesi gibi göstermiş. Bu da bir sevdiğim kardeşim mahalle sakinim diyeyim. Gülsüm Hanım'ın bana hediyesi. Kültür evimize hediyesi daha doğrusu. Kendisi de çiçek. Çiçeği de benim için çok özel. O yüzden kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Vallahi bu kadar ilgi, alaka, ben bu kadar ilgilenilen ve görevi boyunca göreviyle bu kadar ilgilenen bir muhtarı ben ilk defa gördüm. Şimdi diğer muhtarlar boşu boşuna alınganlık yapmasın. Ben görmedim. Sefa Bey hatta burada öyle güzellik oluyor. Ben hep mahalle sakinlerine diyorum. Kek sizden, börek sizden, çay bizden diyorum. Orada çay makinemiz var. Çok da güzel. Çayı demliyoruz. Onlar keklerini yedikten sonra kitaplarını okuyorlar. Burada sohbet, muhabbet ediyoruz. Hem mahalle sakinlerinden bilgi almış oluyorum ablalarımdan, kardeşlerimden. Bilgi almış oluyorum. Bu da benim işimi hızlandırıyor. Açıkçası güzel bir ortam oluşuyor. Teşekkür ederiz. Bir biz de şeye geçelim. Güçlü Kadınlar Derneği dediniz. Evet, evet. Bir de oraya gidelim, orayı görelim. Tamam. Mahallemle aile olduk demiştik ya evet. Biraz önceki konuşmamızda. Evet. Şöyle hastalığım sırasında mahalle sakinlerimin hepsi, Allah onlardan biri bin kere razı olsun, çorbasını, yemeğini, esnafı desen ayrı özel çorbalarını, menülerini yapıp hem hastaneye hem evime getirdiler. Her gün kapımın önünde bir yemek buldum, bir kap, bir tencere yemek buldum. İşte bu da verdiğin emeklerin karşılığını bu şekilde aldım. Çok memnun oldum. Hatta zaman zaman ağladım bile diyebilirim size.
Biz şimdi normalde Güçlü Kadınlar Derneği'ne gidiyorduk. Evet. Ama ben bir şey daha duydum. Bu Fatih Mahallesi'nin girişinde bir tane ibrik var. Nurcan Hanım'ın, Nurcan Muhtarımızın bu ibriğin yapımında çok büyük emeği varmış. Bunu da anlatmasını istedim. Nedir bunun hikayesi? Şimdi nasıl ki Kütahya'nın simgesi vazo ise Fatih Mahallesi'nin simgesi de ibrik oldu. Şimdi bu ibrik proje aşamasındayken ben başkan yardımcımın yanına gittim. Birkaç tane böyle şey vardı, görüntü vardı. Dedim ki işte bu benim mahallemin olmalı, bu benim olmalı. Böyle tepiniyorum adeta. Başkan yardımcım da şunu söyledi. Bakalım Nurcan Hanım sabırlı olun, belki de o size olmayabilir. O an ben biraz uyanıklık yaptım. Hemen fotoğrafını çektim İbrik'in. Ve gelir gelmez de şey paylaşımda bulundum. Face'te paylaştım. Mahallemizin kavşağına yapılacak olan İbrik diye. Biraz emri vaki gibi olmuş. Yani. Ama çok da güzel oldu, iyi oldu. Buradan başkan yardımcıma da selamlar yolluyorum. Teşekkür ediyorum. Fatih Başkanım, Gölgeli Başkanım. Teşekkür ediyorum size. Biz de çok böyle teşekkür ediyoruz. Valla gerçekten bir, burası çok güzel olmuş. Evet, evet. Mahallemize kazandırdığımız için. Şanslıyız açıkçası. Bu ibrik geceleri de çok güzel yanıyor. Rengarenk oluyor. Muhteşem bir görüntü şovu oluşuyor açıkçası. Mesela Almanya'dan birkaç kişiyle Hollanda'dan karşılaşmıştım. Burada fotoğraf çekiliyorlardı. Vatandaşlar da burada araçlarını durdurup fotoğraf çekip öyle yollarına devam ediyorlar. Bizler bazı şeyleri öneriyoruz. Çünkü burada çok kazalar olmuştu. Kaza olunca kendi evlatlarımızı ya da o analarımızı öyle görünce açıkçası içimiz el vermiyor. Biz de huzursuzuz. Onlar kadar biz de üzgün oluyorduk. Buradaki kazaları biraz engellemek için de dilekçeler vermiştik. Kavşağa güzellik katılsın gibisinden. Sonrasından da bu simgeler belediye tarafından ortaya çıkınca ben şimdi en güzelini almak zorunda kaldım. Neden? Çünkü mahallem güzel. O yüzden hak ediyoruz diye düşündüm. Bir dosya görüyorum. Bu nedir evet, acaba? Evet. Bu 2015 yılından beri yaptığımız çalışmalarımız bizim. Tabii sonraları bu pandemi süresinde de farklı çalışmalarımız oldu. Bunları madde madde sıraladım. Yine derneğimize ziyarete gelenlere aktarmaya çalışıyoruz yaptığımız çalışmaları. Burada çok güzel çalışmalar oldu. Burada ilk yardıma doğru müdahale için doktorumuzu çağırdık kadınlarımızın. Çünkü tabii bilinçlendirmek için evde herhangi bir şekilde yanabiliyorlar ya da çocuklarında boğulma olabiliyor. Onun konusunda bilgilendirme yapmış olduk. Mutluluğun sırları diye aileyi ve çocuğu korumak babında güzel seminer verdirdik burada. Kahvaltı programları yaptık ve bu kahvaltı programlarında edinmiş olduğumuz miktarları da burs olarak çocuklarımıza verdik. Daha önceden belirlediğimiz, bize başvuran çocuklarımız, ailelerimiz olmuştu. Onlara burslarını verdik. Hatta burs verdiğimiz mesela bir kızımız hemşire oldu. Şu an özel bir hastanede hemşirelik yapıyor. O da çok başka güzel bir çocuğa burs veriyor. Çünkü bizim böyle zincirleme olması kelebek gerekiyor etkisi oluyor çalışmalarımız. Evet yani o da bizi ayrı bir mutlu ediyor açıkçası. Sonra, bir de sözünüzü kestim. Bakanın Fatih Mahallesi'nden başlayarak yaptığı bir uygulama varmış. Bir şey duydum evet, ama evet, tam... Evet. En iyi narkotik polis annedir bir projesi vardı. O proje Fatih Mahallesi'nden başladı ve Türkiye geneline yayıldı. Çok verimli, güzel bir projeydi. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun önderliğinde yapılmış bir projeydi. Hatta birkaç gün önce Ankara'da bakanımızla yaptığımız bir kahvaltı programımız vardı. Orada da bunu dile getirdi. Bu ayrı bir övünç kaynağı açıkçası. Bir nebze yararlı, faydalı olabiliyorsak
Ne ala bize? Güncel konulardan bir tanesi, geçenlerde çekimimizin ertelemesine neden olan şey, muhtarlar toplantısına gittiniz. Evet, evet. Orada neler oldu? Kütahya'mız hakkında konuşuldu mu? Evet. Bir proje konuşması oldu mu? Yani biz burada Kütahya'nın içinde pek fark etmiyoruz. Siz dışarıyla da sürekli bağlantı içindesiniz. Evet, evet. Orada neler yaşandı? Başarılı belediyeleri takibi almam gibi böyle bir özelliğim var benim aslında. Muhtarlar El Ele projesi vardı. İzmir'de oldu bu. 3 gün orada misafir olduk. Orada tarımla ilgili bir proje vardı. Hatta ki size şunu söyleyeyim. Orada muhtarlıkların ve muhtarların iyileştirilmesiyle ilgili bir çalıştay vardı. O çalıştaya katıldım ben. Güzel bir 9 madde hazırladık. O maddeleri sunduk. Güzel bir çalışma oldu. Sonrasında ekstra olarak orada bir çalışma gördüm. İşte tarımla ilgili. Dedim ki benim şehrimin de güzel ürünleri var. Simav'ın fasulyesi var, Gedisim'in tarhanası var, Tavşanlam'ın leblebisi var. Evet. Hatta ki gelincik elmamız var. Mesela gelincik elmamızı hiç duymamışlar. Ben onları biraz anlatmaya çalıştım ve bu saydığım ürünlerle ilgili araştırma yapacağım. Yurt içi ve yurt dışı pazarlarını Allah ömür verirse pazarlar oluşacak ve şehrime de böyle küçük bir katkıda bulunmuş olacağım inşallah. Gördüğünüz gibi küçücük bir toplantı aslında şehrin kalkınmasında ne kadar büyük bir rol oynuyor. Küçük bir parantez açmak istiyorum aslında ben burada. Aslında beklentim takdir değil. Sadece tek başına olmuyor bazı şeyler. Destekle çok çok daha güzel şeyler yapabileceğimize inanıyorum açıkçası. Küçük bir destek. Hani konu neyse, mevzu neyse mutlaka onun ilgili kurumları vardır. Onlarla küçük bir destekle çok 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 daha güzel, faydalı işler yapabiliriz memleketimize, toplumumuza diye düşünüyorum. İnşallah beklediğiniz, arzu ettiğiniz şeylere ulaşırsınız. Çünkü sizin belli bir seviyede olmanız, belli bir desteğe ulaşmanız Kütahya için çok daha verimli olacaktır diye düşünüyorum. İnşallah. Dostlar, Kütahya'yı, Kütahyalı'yı ve Kütahya'ya zenginlik katan insanları çektiğimiz, bölgeleri çektiğimiz, turizmini çektiğimiz bir videonun daha sonuna geldik. Bugünkü videomuzun konusu Fatih Mahallesi muhtarımız Nurcan Duygu'ydu. Nurcan Hanım'ın tabii ki belli bir kesimce bilindiğini biliyorum ama birçoğumuzun haberi yok. Benim en çok dikkatimi çeken şeylerden birisi de bir muhtarken vizyonunun bu kadar geniş, bu kadar kapsamlı olmasıydı. Ben bu vizyonu sizle de paylaşmak istedim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Gelin çayımı için diyor muhtarım. Elbette. Mutlaka uğrayın diyor. Evet. Yani illaki Fatih Mahallesi olarak düşünmüyor. Herkese kapımız açık. Dostlar, bu ve bunun gibi videoların devamı için sizin de desteğiniz lazım. Maalesef hani artık sosyal medya algoritmalarca yönetiliyor. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi ve Nurcan Hanım hakkındaki düşüncelerinizi ya da Nurcan Hanım'a yöneltmek istediğiniz şeyleri de videonun altına eklemeyi unutmayın. Herkese sevgiler, saygılar. Teşekkür ediyorum.